Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Derya MK12'nin sökümünü göstereceğim. Birkaç kişi piston temizliğinden falan bahsetti. Onları göster falan dedi. Ondan sonra birkaç kişi de tetik düşürücüyle işte çalışılabilir mi? Çalışılırsa nasıl çalışılır gibisinden varsa videosunu çek dedi. Ben de tamam dedim. Önce tüfek boş. Yani atmayacağı boş. Emniyet kapalı. Deneme de yapabiliriz. Tekrar bakıyorum, boş. Ve boş bir alana bıraktım ve kapattım. Evet. Şimdi dostlar, Derya MK12'nin açılış şekli, yani el kundağını açma şekli, önce susturucu gibi gözüken namlu tarafı da bundan, şok terminalinde bundan. Şunu şu isimlikle olacağı tarafta direkt kendime doğru çeviriyorum. Normalde bu biraz serttir ama işte ben yumuşatıp açtım çünkü tek elle çekeceğim. Şöyle dişlileri var. Şöyle tırtıklı var. Böyle bunu bırakacağız ki şu el kundağını çıkarabilelim. El kundağı biraz zor çıkıyor. Biraz zor dedim yani, tek elle biraz zor çıkıyor. Ana mekanizmayı açmadan önce şöyle şu el kundağını da çekelim. Şöyle. Görüyorsanız burada da tırtık var. Bu iki tırtık birbirine değince, işte zorlayınca kapanıyor. Güzel bir sistem. 36 kalibrelerde de öyle. Şunu şöyle gözüküyor. Hafifletmek için işte delikler falan açılıyor. Benim burada en beğendiğim şey şu üst taraf olmuş. Fener veya işte örnek veriyorum, pedler oluyor. Basıyorsunuz. Fener pedleri falan var. O alan için çok uygun. Bir de ayrıyetten tutuş için kolaylık sağlıyor. Bunu da bırakayım şöyle. İyi yani, güzel. Şimdi tüfeğin aslında oluşturan yerler burası. Şuraya. Bunlar zaten namlu. El kundağı için. Burada da var. Önce şimdi gaz pistonunda şöyle bir olay var. Bu gevşiyor arkadaşlar. Bak ne kadar sıksam. Bu atıştan sonra gevşiyor. Bak, parmakla açacağım. Mesela bu yanlış. Her atıştan sonra bu gevşiyor. Bunu bir düzeltmeleri lazım. Onu söyleyeyim. Bunu düzeltmezlerse her seferinde atıştan sonra tekrardan sıkman gerekiyor. Şunu da şöyle çıkartalım. Şöyle gözüküyor zaten. Bunu bak. Bu sistem nasıl düzeltilir biliyor musunuz? Şöyle. Aynı el kundağına yaptıkları şey. Bir de giydirici var ya şu. Şuna şuna yaptıkları sistemi şuna yapsalar bu sorun ortadan kalkar yani. Çok basit. Bunu belki ben 50 defa söyledim. Ondan sonra işte gaz piston yere bunu duvara yaslayacağım. Şurada şunları açıyoruz. İki tane küçük parça var, demir. İsmini unuttum ya. Ondan sonra bunu ilerletiyorsunuz. Şöyle. Bu yuva. Gaz burada sıkışacak. Yağlı bu arada. Ben hep temiz bırakırım. Her atıştan sonra. Gerçi çok atış yaptığımız yok. Malum. Kurşun fiyatları belli. Zaten ben de size almışım. Bir şey yok. İşte bu da piston. Bu light loads. Yani düşük gramaj. Düşük gramaj dediğim mi yani? Bu magnumluk, İşte 50 gramlıklar falan atmadığınız sürece 42 gram o kadar mı neydi? Bunu kullanabiliyorsunuz ki bu makul. Ama bana sorarsanız iki tane piston yapacaklarına akıllı bir piston yapsalardı çok daha mantıklı olurdu. Ama adamlar sonuçta bunu yapmış. Bu bir de bu arada şey, yeni piston. Eski pistonu biraz daha farklı. 2021 model bu. Şuradaki bu iki parça zaten direkt piston şeyini tutuyor. Şu yuvasını var ya, piston odasıyla pistonu tutuyor. Ondan sonra bu kapağı giydiriyorsunuz. Onun dışında işte kurma koluna gelen mekanizma, yani bu ileri geri gidiyor ya, buradan itiyor. Bunu da şöyle yapıyorsun. Böyle ahım şahım kirlenmiyor zaten. Öyle çok da bir şey değil. Burada temizlemenize gerek yok pek. Zaten çıkan yerler bura. Piston şeyleri var. Hava, yani pistona giden
Hava delikleri burada barut için. Patlıyor buradan. Atıyor. Geri çekiyor. Sonra geri şu yuvaya oturuyor. Bu gidip geliyor. Bu yuvanın içinde duruyor. Bunun sabit kalması lazım. Bunun sabit kalması için de şu kapağın iyi tutması lazım bunu. Şu mekanizmaya, yani yaptığınız şu iki tırtıklı işlemi buraya yapsanız daha iyi olur. Bu 36 kalibrelerde yapmışlardı bir ara. Hala hangi modelde hatırlamıyorum galiba. Ersus müydü neydi işte. Şimdi kurma konu şey, emniyeti bir açalım emniyet mandalını. Bunu önce nasıl söyleyeceğim? Eğer ki bunda şarjör yoksa önce bunu bir çıkartalım. Çünkü ben arkasıyla tutmam gerekiyor bunu. Sabitlemek için. Ha, burada şey var, mekanizma yok ya şuradaki. O yüzden bırakmıyor, bir saniye. Şarjör tam oturmadığı için. Muhtemelen ondan yaptı. Bir saniye şunu bir çekeyim. Arka tarafta bundan ileri atma, mekanizma ileri atma arelerde de bulunan şu parçayı biraz geride tutmam gerekiyor ki yapsın. Normalde şarjör takınca da oluyor. Niye olmadı bilmiyorum. Muhtemelen şuradan dolayıdır. Neyse cart curt. Abi namlu işi böyle. Namluyu nasıl sökersin? Namluyu şurada olan alyan takımıyla sökersin. Benimkini çok sert sıkmışlar. Şu var ya. Çok sıktıkları için ben açmak istemedim. Biraz da çok az da yanlış değilse laşka yapmış biraz. Evet, laşka yapmışlar. Nasıl becermişlerse onu da bilmiyorum. Niye bu kadar çok sıktılar onu da anlamadım. Gerek yoktu. Mekanizman sistemi böyle. Buffer bolt kullanıyorlar. Güzel yani, bir nevi normalde aftifeklerinde şu tarafta bir de yay bulunur. İcra yayı deniliyorlar. İrca diyorlar. Beyazları icra diyorlar. Ben icraat yayı diyorum. Ne diyeyim yani artık. Bu kundağın arkasında bulunan borunun içinde. Atıştan sonra şu emniyet mandalı da gevşiyor. Şurası da biraz gevşek. Oynuyor. Derya MK12'de gevşeme sorunu var. Onu söyleyeyim. Bir de mesela şu civataları var. Kaçlık bu? Yedilik mi ne? Somun. Onlar da paslanıyor. Mesela Yıldız Tornavida burada. Şey yıldız sonra dedim. Yıldız mesela var. Bir daha onlar da paslanıyor. Şu el kundağı yeri var. Renk hiç tam gözükmese de şey rengi soluyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Burada paslanma gibi bir şey var. Onu da anlamadım. Bazılarına sordum. Gresya falan dedim. Ne alakası var dedim. Kardeşim ben burayı tutuyorum zaten. Gresya süreceksem oraya buraya tutmanın anlamı yok ki. Elim sürekli yağ mı olacak? Saçmalığa bak. Neyse şu yay şuranın arkasına aktarıldığı için, tamam mı? Bu yay normal shotgunlara nazaran tepmeyi tam olarak dengeli sağlıyor. Yani örnek veriyorum, piston burada. Normalde pistonun yanında altında da iki tane şöyle demir var. Normal aftifeklerinde. Beraber yay burada. Bütün gücü burada uyguladığı için dipçiye gerçekten şey geliyor. Dengesiz bir basınç geliyor. Normalde aftifeklerinde eğer ki kundak tarafı açılı gelirse, örnek veriyorum AK'lerdeki gibi şöyle düz gelmezse, tepme oranı yaklaşık %15 falan daha artıyor. Ama dümdüz yaptığınız zaman, yani örnek veriyorum, basınç şuradan geliyor, şöyle devam ediyor ve şöyle ilerliyor. Burada zaten bundan pedler var. Güzel bu. İdare eder yani. Eğer ki dipçik düz olursa tepme oranı da azalıyor. Ona nazaran. Ayrıyeten yay da burada olduğu için bu tamamen dengeleniyor. Yani Derya MK12'nin buradaki başarısı, en büyük başarısı, en iyi örnek aldığı olay bu. Bu kadar yani. Ve buffer ball sistemi var. Kendine işte zarar vermeme olayı var işte. Cart curt. Çok bir şey yok yani. Şu sürekli gevşiyordu. Normalde bunu açtığın zaman bu boru da çıkıyor. Arelerde. Yani M4 tarzı frenlerde. Bu ne yapıyorsun? Şuradaki çekiyorsun. Bunu çıkartıyorsun. Bunun arkasında bir kapak var. Onu açıyorsun. Yay çıkıyor. Ya da işte bu, örnek veriyorum. Vidayı açıyorsun. M4 tarzı var ya. Normalde iki yerden sökülüyor. Bir buradan. Bir de şuradan. Burada yay gözüküyor.
arka tarafta çekicin şurasında. Bu sürekli gevşiyordu. Ben anladım, dedim bu niye sürekli gevşiyor? Dedi ki orayı biz sadece görsel olarak dursun diye koyduk. Normalde burayla bura kaynaklı yani şu iki yer. O yüzden buranın gevşemesi pek önemli değil ama bura gevşiyor. Bundan nefret ediyorum. Sürekli gevşemesinden. Bura gevşiyor. Hadi bu neyse. Basarsın. Şey olur yani, sıkıntı değil o. Çıkmadığı sürece tabi. Ondan sonra bunu bir çıkartayım, o biraz sert. Bu da paslanıyordu. Söyledim, yenisini gönderdiler. Normalde örnek veriyorum, evde çocuk falan var. Tüfeği saklayacak bir yer de yok. Ya da işte göz önünde bir yerde. Kimsenin kullanmasını istemiyorsanız. Tabii önce namluyu kontrol ettikten sonra, bir de tetiği düşürdükten sonra şunu çıkarırsın hocam. Bırakırsın. Kimse ne kurabilir ne bir şey yapabilir yani. Bu yönden güzel olmuş. Bir de arkaya takılıyor bunu. Şöyle. Hem sağ kullanıcılar için hem sol kullanıcılar için. Güzel bir aparat. Ya şey, seçenek diyelim, aparat diyelim. Neyse, cart curt. Şimdi hocam, piston temizliği. Bunların spreyleri falan var. Alırsın. Bir tane diş fırçası. Tamam mı? Koyarsın abi. Tertemiz edersin. Bırakırsın. Yani gazlı tüfekleri temiz bırakacaksın hocam. Temiz bırakmazsan bir işe yaramaz. Sana da hiçbir yardımı olmaz. Dakikada bir şey olur. Bu sefer pump action olur. Tek tek çekmek zorunda kalırsın. Tabi bu atışlar şey değil yani. Örnek veriyorum. Nasıl söyleyeyim? O kadar da şey değildir yani. 2-3 defa atışa gidersin. 30-40 tane sıktın. Tamam, temizleme. Yani ya da işte örnek veriyorum, 100 tane sıktın, temizleme. Ama 300-400'den sonra tekleme başlayabilir. Ya o da zor. Muhtemelen 500 falandır yani. Tahminimce 500'den sonra artık kendini yavaş yavaş bırakacaktır. Önce şu aparatı takıyoruz hocam. Tamam, bu aparatı taktınız. Zaten kontrol ettiniz. Hiçbir şey yok. Buralara falan da bir bezle silersiniz. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Alıyorsun pistonu hocam. Light load. Artık 50 gram Federal Magnum falan kullanacaksanız onun da ayrı bir pistonu var. Onu da şöyle bir saniye göstereyim. Açayım hemen. Bu da şöyle. Heavy load. Dediğim gibi bunu ya akıllı piston yapsalardı hem masraftan kaçınırlardı hem de daha iyi olurdu. Örnek veriyorum ne mesela? Şimdi düşük gramaj kullanacaklarsa ya da işte çok yüksek gramaj kullanacaklarsa galiba ikisinin ortasını bulamadılar. O yüzden böyle bir şey yaptılar. Ama akıllı piston olan yarı otomatik tüfekler var ya, onlardan da örnek alabilirler. Şurayı da iyice temizledim. Sonra yağlı bıraktım. Çok yağlı bırakmıyorum. Yani şu şey var ya, ne deniyor, sobun vidanın gireceği yerler, işte yuvalara yağlı bırakıyorum. Çünkü zaten bu barut, yani barut gazı gelecek. Bunu itecek. Gönderecek. Şimdi hocam bunu taktım. Bunu da taktım. Şimdi gelip de kapağı takma. Şunları unutmayın. Kaybetmeyin. Bunlar, ben ismini unuttum ya. Neyse, cart curt. Yüzük diyelim biz bunlara. Şimdi hocam bu biraz sert. Nasıl yani? Bunu çekip çiftlerle nasıl koyacağız, o var. Şöyle bir tutalım. Şunu da bir tanesini koyduktan sonra şöyle alttan parmakla destekleyelim. Bunu da tek şöyle üstüne koyalım. Hemen alayım. Telefonla çekiyorum. Yardımcı da yok. Şöyle birazca bırakıyorsun. Tamam, oturdu. Ama bu kapağı takmazsa sıktır mı pot direkt dağıtır yani orayı. Sonra tekrar toparlamak zorunda kalırsın. Tabi sağlam kalırsa muhtemelen toplanır ya, bir şey yoktur. Bunu da sıktık. Ne kadar sıkarsan sık, boş. Tekrar gevşiyor. Bunu bir düzeltmeleri lazım. Bana dediler ki işte fabrikaya gönder yapalım. Dedim ki abi, şimdi ben bunu göndersem buna ne yapacaksın ki? Yani buna muhtemelen yeni bir piston yuvası yaparsın, tamam mı? Ya da şu pistonun ağzını, piston yuvasının ağzı var ya,
şurayı tamamen biraz daha kalın yapıp kapağı da ona göre ayarlayıp yaparsanız başka yok yani. Bu sürekli gevşer. Çünkü ben bir değil, iki değil, 4-5 defa denedim, olmadı. Yani aynı. Bunlar da aksesuarlar falan el kundağının. Ben el kundağının uzun seviyorum ama o da ayrıyetten bir ücret istediler. O zaman almadım. Param yoktu. Şu an alır mıyım? Şu anda almam. Çünkü ağır. Bayağı ağırmış yani. Bayağı dedim yani. Üzerine şimdi şöyle. Sen tüfeği alıyorsun ya. Kullanıyorsun. Bu öyle nasıl söyleyeyim size. Böyle tamam 100-200 gram ya da işte 400-500 gram denilen bir olay var. Sen gelip onu alırsın. Ama birkaç saat sonra sana zor gelir. Şunu da bir takayım. Koyayım böyle bir sabitleyeyim. Bu normalde yukarı doğru yaparız da. Bunu da oturttuk. Bunu da oturttuk dedim. Ne oldu? Video kesildi anasını satayım. Neyse. Bunu da şöyle tam şekilde oturtuyorsunuz. Zaten yuvası var. Şöyle. Bakın tırtıklı. Burada da tırtıklı var. Bunu koyuyorsunuz. Zaten şurada da yuvaları var. Oturuyor. Şurada da var. Burası da şok. Ben şoku her zaman 5 numara kullanıyorum. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz. 5 numaralı şokta bütün kurşunları atarsınız ama saçmayla bir de 9'lu şavrotin var böyle. Saçma şu küçük olanlar. 9'lu şavrotin ise şöyle 9 tane büyük olanlar. Zaten slug ya da tekli işte domuz kurşun dediğimiz olayda şu tekli olanlar. Şimdi tekliyi atmak için en büyüğe ihtiyacı var. En büyüğünü atmak için de 5 numaralı şoka ihtiyacı var. 5 numaralı şok da en büyük şok. Gidip de 3 numarayla atarsanız işte 9'lu şavrotin 3 numara istiyor güzel atmak için. Saçma 1 numara istiyor dar ya. Daha uzağa düzgün atmak için. Şimdi sen üçlüyle ya da birli şeyle atarsan şokla şey yapıyor, takla atıyor. Savuruyor kendini. O yüzden sürekli 5 numarada kalması işte acil durumlarda lazım olacağı için sen şeye bakmazsın. Yok efendim saçmaymış, yok efendim şavrotinmiş. O anda aklına gelir. Koyarsın abi, hazırlarsın tüfeğini falan cart curt. Direkt kullanırsın yani. O an o dek geldi, onu kullandın. Yapacağın başka bir şey yok zaten. Tüfek temizliği böyle abi. Yani şu alttan temizlersin. Şimdi şöyle bir şey var. Gelip de buffer bu sistemi açmak. Yani bunu açacaksanız, uğraşacaksanız gerek yok. Yani örnek verdim siz bayağı kullanıyorsunuz tüfeği. Yani bildin 2000-3000 atış yapıyorsanız. Yani ondan sonra yok efendim ben temizlemek istiyorum diyorsanız o zaman ne yapacaksınız? En son anlattığım yerde şu alyan var. Alyan takımını açacaksınız. Ondan sonra bunu ileri doğru bırakıp çıkartacaksınız. Zaten şu arkadaki yay gerek yok. Onu temizlemeye hiç gerek yok. Ama illa temizleyeceğim diyorsanız şuradan şu aparatı direkt şuradan tutup penseyle çekeceksiniz geriye doğru. Ondan sonra şu burun arkasında şöyle kapalı bir şey var. Bir tırnak yeri var düz sonra bir de. Onu açıyorsun, yayı çıkartıyorsun. Temizliyorsun sonra tekrar koyuyorsun. Koyması ayrı bir zahmet. Çıkarması da ayrı bir uğraş. Hiç gerek yok. Ama yapacaksanız da böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra efendim temizleyecekseniz şey bırakmayın. Spreyi vurduktan sonra spreyi tertemiz edin. Yani oraya o bölgeyi kurutun. Ondan sonra biraz yağlayın. Çok da yağlamayın. Ama az yağ da bırakmayın. Yani örnek veriyorum askerde bizim tüfekleri yağsız bırakıyorlardı. Yani ya da size öyle öğretilmişse öyle bırakmayın. Tüfeğiniz yağlı ve temiz kalsın. Çok değil ama. Onu söyleyeyim. Çok yağlamayın. Standart. O kadar. Bir de şey Derya MK12'nin zaten boyası çok iyi değil. Onu da söyleyeyim. Yani bu tabii şarjörler girer çıkar normaldir. Yani belli bir süre sonra aşınır. Ama yani bu tüfeğin boyası iyi değil. Gevşeme sorunu var. Onu da anlatıyorum. Ağır da. Yani ama yavaş yavaş kendilerini geliştirecekler. Yani güzel. Bu kadar yani. Bunu yapacaksınız. Şu tetik düşürücüyü de ben bir sonraki videoya atacağım. Tetik düşürücüyle işte çalışılır mı kuru tetik falan çarçur. Çalışılır.
Onu da bir diğer videoda size göstereceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Varsa bir yorumunuz, bir şeyiniz yazın.